Ülke ekonomisinin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde, Doğu ile Batı arasında kaldığımız bir dönemde, yılların müttefikleriyle karşı karşıya geldiğimiz, savaş çığlıkları atılan bir dönemde, Afrin'de harekat yaptığımız bir dönemde, sıkıntıların kısaca hepiniz biliyorsunuz hat safhada olduğu bir dönemde ekonomimizin çok sağlam olması lazım, iyi olması lazım. Epeyden beri de ekonomiyle ilgili sıkıntılar var, gittikçe de artıyor ve yapısal reformlara ihtiyaç var. Neden sadece seçime yönelik yatırım yapıyoruz? Şu rakamlara bakın, 2015'in, yani 2015'te seçimler vardı, 2015'te sigortalı sayısında bir artış görüyorsunuz, sonra tekrar düşüyor. Esnaf sayısında bir desteklerle artış görüyorsunuz, düşüyor. Memur sayısında, emekli sandığına tabi memur sayısında bir artış görüyorsunuz, sonra düşüyor. Bunlarla belki seçim kazanılır ama ülke ekonomisi için, ülke için doğru bir iş yapılmaz değerli arkadaşlarım. Bunun yapılması lazım. Harcamalar üzerinden vergi aldığınız zaman adaletsiz oluyor. Benzin üzerinden, tekel ürünleri üzerinden vesaire. Bunlarla, harcamalar üzerinden vergi alarak kalkınmak olmaz. Şirketleri büyütmek, geliştirmek lazım. Onun için de yapısal reformlarımızı bir an önce yapmamız lazım. Onun için aspirin tedbirlerle bu iş olmaz diyoruz. Bu yapılan işi hem yukarıdaki torba kanunu hem de buradaki kanunu yetersiz olarak görüyoruz değerli arkadaşlar. Geçenlerde yine 11. plan hazırlıklarına katıldık. Yeni bir plan hazırlanıyor. Orada da aynı şekilde sorunlar belli, sıkıntılar belli ama yapısal reformlar dişe dokunur bir şekilde ele alınmıyor. Sadece seçim ekonomisi bu. Seçimlere yönelik olarak yatırım yapılıyor. Değerli arkadaşlarım, seçimlere yönelik yapılan yatırımlar belki bazı seçmenlerin iktidara oy vermesini getirebilir ama ülkeye büyük bir haksızlıktır. Böyle bir ortamda, Türkiye'nin şu şartlarında büyük sıkıntıdır, yazıktır, günahtır. Bunu yapmamamız lazım. Bir an önce bu yapısal reformların gelmesi lazım. Bunları oturup konuşmamız lazım. Meclis sıralarının bu kadar boş olmasının önemi yok. Bilen, bu konuları anlayan, samimi değerli arkadaşlarım şimdi olduğu gibi burada olurlar. Bunları konuşuruz ve bunlar bir an önce çıkarılır. Türkiye bunu yapacak.